Değerli üretici dostlarımız, Meyvecikli Risk Yönetimi programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümümüzde sizler için Adana ve Mersin'deydik. Bu bölümümüzde ise sizlere Bursa Ağköy'den sesleneceğiz. Bursa Ağköy özellikle armut yetiştiriciliği konusunda hem teknik ve bakım besleme işlemleriyle ilgili hem de meyvecilik konusunda kendisini ispatlamış bir köyümüz. İçerisinde barındırmış olduğu özellikle tarımsal kalkınma kooperatifi, soğuk hava depoları ve üreticilerin gelmiş olduğu noktalar gerçekten güzel. Ama üreticilerimizin bunların yanı sıra da yaşamış olduğu bir takım sıkıntılar var. Bunları sizler için hep beraber dinleyeceğiz. Üreticilerimiz bakalım risk yönetimi konusunda neler yapıyorlar? Yanımızda bahçe sahibimiz Hakkı abimiz var. Bursa'nın belki en lezzetli armutların yetiştirildiği bahçe diyorlar burası için. Doğru mudur? Doğrudur. Peki bu bahçede neler yapılıyor? Biz üreticilerimize meyvecilikte risk yönetimi programı adı altında bundan önceki programımızda da sayın hocalarımızın da eşliğinde özellikle budamalar konusunda değinmiştik. Yaprak analizi ve toprak analizleri üzerinde teknik yaklaşımlar vardı. Peki Bursa'da bunlar nasıl gerçekleşiyor? Bu bahçe ürüne geçmeden önce şu an çiçekler açmadı. Arka tarafta hazırlıklar devam ediyor. Kısaca bahseder misiniz? Hazırlıklarımıza nereden başladık? Hazırlıklara ilk baştan budamadan başlanıyor. Budama yapılıyor ilk baştan arkadaşlara yaptığı gibi. Gözler ayrılıyor. Yaprak gözleri. Meyveye, ağaca terbiye veriliyor. Ondan sonra başlanıyor gübre atmaya. Gübrelemeye. İlaçlama. Şu anda sarı ilaç dediğimiz ilaç atıldı. Bir 10 gün sonra bakırlı dediğimiz ilaç atılacak. Ondan sonra zaten sıraya devam edilecek. Peki yoğun bir emek var arka tarafta. Oldukça büyük bir bahçe. Bu yapılan çalışmalar içerisinde budamada nelere dikkat ediliyor? Örnek bir budama nasıl yapılıyor? Bize anlatabilir misiniz? Örnek budama ağacı güzelce temizlemek. Temizlemekten kastınız nedir? Şimallar var. Dik şimallar. Şimallar atılır. Meyve dalları böldürülür. Seneye gelecek olan seneye yatık dallardan hazırlık dalı bırakılır. İnce şimallar ağacın içinde sıkıştırılacak şekilde olanlar. Onlar temizlenir. Şu şekilde uzun meyve dalları var. Meyveden böldürülür onlar. Seneye meyveler yapması için şunlar. Şu meyve gözlerinden. Bunlardan 7'şer tane 8'er tane meyve çıkar. Halil Bey, bahçedeki budama ekiplerinin bahçelere dolaşırken özellikle hastalıklı bahçelerin seçimi ya da bahçelere hasta ağaçların olup olmaması konusunda budamada nasıl bir önlem alınıyor? Budamada ilk baştan makaslar temizlenir. Sabah akşam alkolü sulan yıkanır, temizlenir iyice, dezenfektedir. Budamaya başlanır. Budama yapıldıktan sonra hastalıklı olan dallar destire dediğimiz makinadan kesilir. Oraya tekrar bir dezenfekte edilir. Üstü kaplanır veyahut yapıştırıcı macunlar var. Macunlar sürülebilir. Onlarla koruma altına alınıyor. Peki budama sonrasındaki bahçedeki bakımımız ne olacak? Budamadan sonra bu çırpılar insan getirilip ortaya toplanıp çırpı makinesi dediğimiz makine alan traktörün arkasına takılıyor. Ondan beraber çırpısı kıyılıyor. Ondan sonra gübrelemeye başlanıyor. Avrupa gübreleri atılıyor. Ondan sonra havalar ilerledikçe çiçek açımı, çiçekte yapılan mücadeleler, ilaçlamalar o şekilde devam ediyor. Meyve yetişene kadar epey bir zahmetli işi var. Üreticilerimiz için özellikle meyvecilikteki risk yönetimi konusunda vermek istediğiniz en önemli mesaj nedir? Piyasalar çok dalgalı oluyor. Sene seneye tutmuyor piyasalar. İlaçlar her sene katlanıyor. Maliyet yükseliyor. Ama piyasa
bizi çok geriyor. Maliyeti çok yüksek şu ağacın, bir verimi 150 kilo yapıyor. 150 kilonun zaten 75 kilosu masrafa gidiyor. Yarı yarıya masraf mı? Yarı yarıya masrafı var. Karşıdan kolay gözüküyor ama gel gelelim başladığın zaman işinden çıkamıyorsun. Peki bize kısaca, bugün itibariyle ağaçlarımızda çiçek dahi yok. Ürüne ne zaman kavuşuyor? Ürüne kavuştuktan sonra ürünün satımı belki soğuk hava deposuna gidiyor. Bunun nakdi olarak sizlere geri dönüşümü ne kadarlık bir süreye alıyor? Ne kadarlık süreye alıyor? Yılbaşına kadar sürüyor. Tüccara sattığımız zaman tüccar çekleri kesmeye başlıyor. Yılbaşına kadar, Santa Maria armudunun özellikle yılbaşına kadar çekleri sarkıyor. Bizim zaten şu anda sıkıntımız mazot sıkıntısı, ilaç sıkıntısı. Onlar da fiyatları çok yüksek olduğundan köylünün belini büken şu anda onlar. Bahçenizde bunca yapılan yatırım çalışması var, bakım besleme var. Bunun yanı sıra bahsetmiş olduğunuz gibi maliyetler yüksek. Hemen diyorsunuz ki 150 kiloluk bir ağaçta yarı yarıya maliyete giden bir çalışma var. Ve bu yapılan çalışmaların emeğini de yıl sonu itibariyle ancak nakde kavuşturabiliyorsunuz. Yılda bir defa bu nakit olarak sizlere bir geri dönüşümü olan uzun süreçli bir yatırım. Peki bu yatırımlarınızı, bunca yapılan masraflarınızı nasıl bir teminat altına alıyorsunuz? Sigorta Tarsim sigortası var. Ondan yaptırıyoruz. Bizim bu bölgelerde dolu biraz fazla vurduğu için onu yaptırmak zorunda kalıyoruz. Bu sene yaptırdınız mı tarım Yaptırdım. Sigortası? Her hepsine yaptırdım. Peki donun riskine karşı sigorta yaptırdınız mı? Bu Santa Maria armudunda don riski yok. O olayı şey yapamıyoruz. Sadece şeftalilen deveci armudunda dolu sigortası yaptırıyoruz. Gerçekten hem tarım sigortalarının gelişmesi anlamında, daha doğrusu üreticilerimizin kendisini bu yapılan emekleri, yatırımları güvence altına alması için oldukça önemli bir unsur. Evet değerli dostlar, üreticimiz neredeyse bizler de oradayız dedik. Bir de budamanın zahmetini aşağıdan izlemesi kolay ama bir de yerinde inceleyelim dedik. Bakalım Kenan Bey bize budama hakkında neler söyleyecek. Merhaba Kenan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Şükür Allah'a iyi. Şu an budamada ne aşamadayız? Şu an budamada, şu an göz olarak bırakıp yaz meyvesini hazırlamaya çalışıyoruz. Peki çalışmalar ne zaman sonlanacak? Çalışmalar Nisan'da sonlanır, kırpı çalışmaları. Daha sonrası? Aşama aşama gider. Gübreleme, ilaçlama, bahçe bakımları devam edecek. Peki şu an daha bahçede hiçbir şekilde çiçek açmamış. Bahçenin sigortası yapılmış mı? Bahçenin sigortası yapılıyor. Her sene bir firma tarafından bunlar onaylanıyor. Yanmaya karşı, dona karşı bunlar yapılıyor yani. Doluya, dona, yangına karşı diyorsunuz. Peki bu bahçe bakımını sizler bin bir emekle yerine getiriyorsunuz. Biz de şu an sizin yanınızdayız. Peki bu yetiştiricilikte, meyve yetiştiriciliğinde karşılaştığınız en büyük risk nedir? Riskler nelerdir? Ya meyve yetiştiriciliğinde karşılaşacağımız riskler, en çoğu biz donmasından korkuyoruz çiçekte. Yani bazen donma yaptığı zaman hasılatı alamadığımız için üzülüyoruz yani. En büyük riskimiz o. Şimdi ağaç budarken düşme tehlikesi olabiliyor. Sigortanız var mı? Yok şu an. Sigorta bahçelerde bizde olmaz. Önce mal mı diyorsunuz? Önce iş. Önce iş. Çiftçi vakfı ödüyor. Ondan sonra çiftçi vakfı ödeniyor. Peki üreticiler için aslında sosyal güvence kapsamında tarım işçileri için de düzenlenmiş olan ferdi kaza sigortaları var. Hiç bunu düşündünüz mü? Şu an düşünmedik. Hepimiz çiftçi vakfı ödediğimiz için o şekilde gidiyor yani. Ailemiz de bakınıyor, kendimiz de bakınıyoruz o konuda. İleriki programlarda üreticilerimizin, çiftçilerimizin sosyal güvenceleriyle ilgili, özellikle tarım sektöründe çalışan işçi kesiminin karşılaşabileceği şu anda içerdiğimiz riskler gibi, Allah muhafaza, her türlü kaza riskine karşı artık bütün üreticilerimiz güvence sistemine teminat altına alınıyor. Bunu hazırlayanlar için çok teşekkür ediyorum. Güzel bir program. Bunu uygulamak gerekiyor. Çünkü sadece bu kışın değil, yazın da bu işçiler geliyor yani. Bunlar düşme riski olduğu zaman kaçamak yollarla hastaneye gidiyor. Allah muhafaza, aşağısı yakın gibi gözüküyor ama 3,5-4 metre. Yer yer 5 metreye, 6 metreye kadar çıktığınızı görüyoruz. Evet. Bu yükseklik fazla değil ama
çıkmasını bilirsen, budamasını bilirsen. Bunun da bir tekniği var herhalde. Tekniği var. Yani buradan her yoldan geçeni kalkıp da kırpıcı yapamazsın. Bakalım biz deneyeceğiz. Kırpıcı olabilecek miyiz? Bakalım değerli izleyenler, kırpıcı olmak nasıl bir şey? Biz de örnekli yerinde uygulamalı bir şekilde bunu yerinde gerçekleştireceğiz. Hadi bakalım. Nasıl göstereceksiniz? Nereden başlayacağız? Ağaç kesiminde ilk baştan göze dikkat edilecek. Ufak fidanlarda gözler bırakılıyor. Mesela şunun gibi. Bunlar göz, armut gözüdür. Eğer bu gözleri kesersen armut alamazsın. Seneye de hazırlayacağım bazı ufak dallardan bırakacaksın göz yapması için. Peki nereden başlıyoruz? Buradan başlıyoruz. Başlayın. Vurabilirsin. Bereketli olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Buradan da vurabilirsin. Buradan da inşallah, evet. Meyve verim fışkırır diyoruz. İnşallah, inşallah. Benim bir de bu çiftçi arkadaşlarıma bir demecim olacak. Tabii buyurun. Yeni ekecek ya da ekmiş olan insanlar için, bu işe yeni başlayacak insanlar için ilk baştan ekmeden önce gelip araştırmalarını istiyorum. Yani körlemesini, ekmesini istemiyorum. Çünkü bunun maliyeti, dikimi, kırpısı, ilacı, bunları göz önüne alsınlar. Biraz bilinçlensinler. Ondan sonra eksinler fidanlarını. Daha da sağlıklı alsınlar meyvelerini yani. Daha doğrusu meyve üretimine geçmeden önce ilk programımızda da sayın akademisyen hocalarımızın da belirttiği gibi öncelikle arazi tasnifinin seçimi, arkasından yetiştirecek ürün sertifikalı fidanların seçimi, ürün çeşitlerinin seçimi, arkasından yapılacak toprak analizleri, fidanların dikimiyle birlikte gerçekleştirecek yaprak ve su analizleri. Bunların hepsi önem teşkil ediyor. Aynı bu an gerçekleştirdiğiniz çırpma işlemi, budama işlemleri gibi. Bunlar hepsi bu üretimin birer parçası. Ama gerçekten de önemli bir konuya değindiniz. Bizim yine bu ekranlardan sizler adına değerlendireceğimiz en önemli hususlardan bir tanesi toplu mücadele. Şu ana kadar bahçelerimizi gezdik. İlaçlamalar henüz başlamadı. Ama ilaçlamalar konusunda programımızın prensibi ve ilkesi gereği her yerde bunu seslendiriyoruz. Toplu mücadeleyi mutlak surette geliştirmeliyiz. Bireysel mücadelelerde kendi bahçemiz için faydalı olabilecek çalışma yapabilirken bir bahçe için sıkıntı oluşturabiliriz. Özellikle çiçeklenme döneminde arı popülasyonlarının yok olmasına ve varacak sebebiyetlere kadar tozlaşmalarda yaşanacak sıkıntılar en nihayetinde de verim kalitesindeki veya da verim rekoltesindeki düşüşlere sebebiyet olacak. O yüzden sizler aracılığınızla tekrar bütün Bursa Ağköy üreticilerine sesleniyoruz. Lütfen ilaçlamayı ve toplu mücadeleyi hep birlikte yapalım. Hep beraber yapalım ki bilinçlenelim, bilinçli tarım yapalım. Kesinlikle ama amacımız sadece üreticiye burada bilinçli tarımı doğru ve güzel örnekleriyle anlatabilmek. Üreticimize bu anlamda sizlerin yapmış olduğunuz çalışmaları, meyvecilik üretiminde faaliyet göstermek isteyen üreticilerimize sizin yapmış olduğunuz bu çalışmaları ekranlara getiriyoruz. Sizlere tercüman olmaya çalışıyoruz. Ben de Yaban TV'ye teşekkür ediyorum bu programı hazırladığı için. Çünkü niye? İnsanları bilinçli bir şekilde hazırlıyor yani. En azından bilgi veriyor. Değerli çiftçi dostlarımız, Ağköy'deki izlenimlerimiz devam ediyor. Bahçe ziyaretlerimiz esnasında hummalı bir çalışma var. Yine budama çalışmaları devam ediyor. Ama üreticilerimize bir kez daha soruyoruz. Meyvecilikteki risk yönetimi konusunda neler düşünüyorlar? Bakalım farklı görüşler yakalayabilecek miyiz? Evet, bereketli olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. Meyvecilikteki risk yönetimi konusunda riskler nelerdir? Neyi öngörüyorsunuz? Şu an zaten bahçelerimizin geneli sigortalı. Fakat sigortaların biraz daha zamanının uzatılması gerektiğini düşünüyoruz. Neyden dolayı? Don olayı. Malum şeftalide don olayı daha fazla zararlı. Armut'ta o kadar şeyi yok ama şeftalide uzaması bizim için avantaj sağlayacak. Budama olayı köy köy ayırır mesela. Bizim kesimimizi hiçbir yer tutmaz. Biz çünkü doğduğumuz doğalı bu işi yapıyoruz. Ayrıca Santa Maria armudu Türkiye'de yetişenler meyvelerden birisi. Yani başka yerde yetişme şansı yok. Bir hava şartları olarak uygun bir yöredeyiz. Toprağımız kaliteli, kuvvetli.
iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. Böyle yani. Neler var iyi tarım uygulamaları içerisinde? Şimdi ilaç, kontrollü ilaç atıyorsun. Attığın gübre kontrollü. Suyun şeyi, pelaşı düşük mü değil mi, o önemli. Bunlar hep takip isteyen işler yani. Biz köy olarak toplu mücadele ettiğimiz için Armut'ta başarılıyız. Şimdi dağ bölgelerinde yapılan bir deveci armadının cildiyle bu ovanın armadının cildi değişiyor. Ama o neden? Bu bilinçli ilaç atmanın şeysinden ileri geliyor. Bu çocuklar mesela ki anasından doğdu mu armadın üstünde doğuyor. Hepsini de biliyor. Dolayısıyla işin çekirdekten gelmesi de bundan herhalde kaynaklı. Evet. Şimdi mesela armadın hangi gözü meyve, hangi gözü yaprak olduğunu anında göster, çocuk anında bilir. Ha, sen dersin ki benim meyvama çok mal yükleyin. Kimi de der ki az mal yükleyin der, onu göre makas atar. Budamada. Ha, sana da ona göre budamada verimini sağlamış olur. Meyvacılığı yetiştireceğiz dedik. Yalnız bak burada ben yani gözümün içine bakarak söylüyorum. Herkese söylüyorum bunu. Ekran sizin, buyurun. Ondan sonra tamam kaliteli meyve yetiştirelim. Her şeyi güzel yapalım ama bizi betonlaştırıp bu küçücük mesela ovaya, Bursa Ovası'nı, güzelim Bursa Ovası'nı daraltıp da bizi toprağımızla yan yana baş başa bırakın ki biz bunun daha güzelini yapalım, daha çoğunu yapalım. Bu memleketimize bu para olarak, ne bileyim döviz olarak geri gelsin. Ekonomi olarak geri gelsin. Biz bunu yapalım. Ama bizi daraltmayın, bizi sıkmayın. Yani bazı yolları başka taraflardan geçirin, buradan geçirmeyin. Hani Bursa Ovası'nı daraltmayın. Rica ediyorum lütfen. Evet, duyduğunuz sayın üreticilerimiz, hem memnuniyet söz konusu, hem ille de tarım, ille de verim, kazanırken verimde kazanmak, üretirken kazanmak, bütün üretici dostlarımızın düşüncesi bu. Ama bir yandan da bölgede hem şehirleşme hem de yapılaşmanın getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar üreticilerimizi haklı bir seslenişe yöneltiyor. Bu anlamda tüm Bursa Ovası için diyelim, artık gerekli tarım alanlarının düzenlenmesi mutlaka tarım il ilçe müdürlükleri tarafından tasnif ediliyor. Düzenli çalışmalar yapılıyor, gerçekleştiriliyordur. Ama bu çalışmaları üreticilerimizle beraber iç içe yapmak, üreticilerimize bilgi vermek herhalde bu konuda da yetkililerin görevidir diye düşünüyorum. Bu konuda da yetkilileri, yine üreticilerimize bilgi vermesi konusunda da ekranlar başından seslenmiş olalım. Ağköy, Bursa Ovası'nda tarım sigortalarının ilk başladığı noktalardan bir tanesi. Evet. Bu işin bu bölgede yaygınlaşmasında yine Ağköy üreticilerinin... Bu sigorta olayını çıkaranlardan Allah razı olsun. Neden? Çünkü mesela Allah muhafaza geliyor işte bu afet mesela geliyor. Ama devlet gene ide de şeye gönderiyor. Mesela az da olsak... Eksperini gönderiyor. Evet, eksperini gönderiyor. Az da olsa mesela bakıyor işte bu kadar var diyor, ödüyor. Allah razı olsun. Ama bu çıkaranlardan da Allah razı olsun. Şimdi şöyle yani biz uzun yıllardır sigorta yaptırıyoruz bahçelerimize. Eksperlerde bazı sıkıntılarımız oluyor. Dolu yağmış bahçelerde zararı az görüyorlar. Yeniden çağırmamız gerekiyor. Yani daha bilinçli insanlar gelmiş olsalar bu sıkıntıları da aşacağız. Ama gene de iyi bir şey sigorta yani. Ama arkadaşım çok güzel bir yere değindi. Şimdi tamam, eksper geliyor. Nereden geliyor? Mesela ne yaptık? Biz deveci yetiştirdik. Zarar gören ne? Deveci. Ama nereden geliyor arkadaş? İzmir'den geliyor. İzmir'de arkadaş ne gördü? Deveci şey gördü. Narenciye gördü. Şey görmedi. Ama biz istiyoruz ki bizim bahçelerimiz, ya devecinin hasarını bu işten anlayan eksperler, konu uzmanları. Konunun uzmanlarını istiyoruz yani. Onların görmesini istiyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Tamam. Yani biz zararı çok görsün diye birini istemiyoruz yani. Neyse onu gören bizim zararımızı karşılayacak şekilde biz onu istiyoruz yani. Ürünü tanıması. Tabii, ürünü bilen biri olması bizim için daha sağlıklı olacak yani. Evet, buradan da Yaban TV ekranlarından sizlerin bu söylemlerini gerekli yetkili mercilere iletmiş bulunuyoruz. Ama şu da bir gerçektir ki tarım sigortaları uygulamalarında her geçen gün bir mesafe kat ediliyor. Evet. İlk zamanlarda bir takım her ne kadar sıkıntılar, buna benzer sıkıntılar yaşanmış olsa bile
Bugün geldiğimiz noktada artık eksper ağının çok çok genişlediği ve konu uzmanlarının gün geçtikçe arttığı. Kaldı ki yine tarım politikaları uygulamalarında ülkemizde tarım havzaları modeli söz konusu. Ve tarım havzaları modeli içerisinde de artık ürün grupları var, ürün çeşitlilik grupları var. Ve biliyoruz ki artık tarım sigortaları da ürün çeşitliliği grupları içerisinde yön alıyor ve konu uzmanlarıyla eksper sayısını her geçen gün arttırarak ve bölgeyi tanıyan, ürünü tanıyan, üreticiyi tanıyan, o bölgenin coğrafyasını, iklimini tanıyan eksperler artık yönlendirmeye başlıyor. Ferit Bey merhaba. Bu budamacılar arkadaşların hepsi seni profesör olarak ilan etmişler. Bu budamada yaptığın kaliteden dolayı mı kaynaklanıyor yoksa başka bir anlamı var mı? Arkadaşların hepsi aslında bu işi çok iyi biliyor. Evet. Biz de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Meyvecilikte öncelikle dallarda aralama önemlidir. Hem ilacın iyi alması için ve güneşin daha çok işlemesi için aralamayı güzel yapmak gerekiyor. Aralama olduğu zaman her sene dengeli bir meyve gözü oluşumunu sağlar. İlaçlamadan daha tasarruf edilir. Daha sonra tabii gübreleme, sulama, bunlar da hepsi dikkatli yapılması gerekir. Bu da bir budamanın teknikleri. Evet. Peki ilaçlamalarda hastalıklara karşı budamanın önemi nedir? İlacın daha çok etkili olması için, daha çok her yere erişebilmesi için budama onun için şarttır. Hastalık daha çabuk etkisini giderebilmesi için, ilacın erişebilmesi için. Homojen bir dağılımı gözükmesi lazım budanmış bir ağaçta, değil mi? Evet. Hem ilacın etki süresi, hem güneşlenme süresi, ürünün oluşacak meyve teşekkülünün güneşlenme süresi, her anlamıyla eşit oranda ağacın dallarında budama yaparken buna dikkat edilmesi gerekiyor. Değerli izleyenler, budama ekibi içerisinde en tecrübeli Hasan abimizle birlikteyiz. Bakalım Hasan abi, bu budama işi için, bu birliktelik, bu dayanışma için bizlere neler söyleyecek? Nasılsın Hasan abi? Teşekkür ederim oğlum, hoş geldiniz. Yapalım. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Vallahi yavrum, biz işte budama işimiz, bu bizim ekibimiz, ekip işi bu iş. Ekip olmazsa bir kişiyle iki kişiyle bu bahçeler bitmez. Tabii bizim ekibimiz imece ekibi. Nasıl imece ekibi? Mehmet arkadaşımız, bizim başkanın bahçesi bitti, 5 gün ona gittik. Bugün Hüseyin arkadaşımızla başladık. Onun da 5-6 gün sürer. Yarın Ferit arkadaşımızla başlayacağız. Öbür gün İbrahim arkadaşımızla başlayacağız. Böylelikle de bahçelerimizi keseceğiz. Ama böyle olmazsa olmaz yavrum. Birlikten kuvvet mi var diyoruz? Evet. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Peki üretim aşamasında bu birlikteliği gösteriyoruz. Peki pazara sunuş aşamasında da, pazarlama aşamasında da Ağköy çiftçileri bu birlikteliği gösteriyor mu? Yavrum şimdi nasıl söyleyeyim, biz armut piyasası bizim burada nasıl İstanbul borsasıysa bizim Ağköy armudun borsası. Evet, bizim piyasamız neyse gelir tüccar, arkadaşlarla konuşurlar, fiyatlı bir şeylerler belirlerler. He, kaç para Santa Maria'nın kilosu, atıyorum 800 milyon. Köy 800 milyona verir şeyini, kilosunu. Bir ise bire verir, bir iki ise bir iki yüze verir. Birlik beraberlikten güç doğar. Böyle olur, hepsi böyle satar malı tüccara. Birçok köy dolaştık, birçok köyde, birçok yerde. Bu kadar sayıda ne buzağına var ne kooperatif var. Peki üretici olarak sizin bundaki durumunuz nedir? Etkisi nedir size? Oğlum şimdi nasıl söyleyeyim ben size? Birlikten güç doğar dedin ya. Evet. İşte birlikten güç doğan olayı bu. Bütün arkadaşlar birbirine yardımcıdır köyümüzde. Fakirinle, zengininle. Zayıfından kuvvetlisine, güçsüzden güçlüsüne. Hep böyle beraber, birlik beraberlik olur. Malını satarlar, malını yaparlar, profesyonel olarak yaparlar, amatör değil. Şimdi bu Bursa'nın çok köyü var ama profesyonel olarak armut en güzel Ağköy'de yetişir. Başka bir sorunuz var mı yavrum? Teşekkür ederim. Bu birlik beraberlik mesajları için ülkemizin ihtiyaç duyduğu günlerde en azından Ağköy'de bu dayanışmayı görmek çok güzel. Bütün ülke genelinde de bu dayanışmayı hep beraber inşallah görürüz diye temenni ediyoruz. İnşallah yavrum, inşallah hep beraber. Ver Allah'ım ver.